Ozan Tufan'ın gidişini de yorumlayalım isterseniz. Evet. Ee, yani çok enteresan bir kariyer hikayesi var Ozan Tufan'ın da. Bir wow dediğimiz bazen de burada yorumcularımızın sık sık eleştirdiği. sitede ne yapar, neler düşünüyorsunuz? Bu sefer seninle başlayayım Burak. Yani Ozan iki sezondur kayıplarda maalesef. Özellikle geçen sezonki Avrupa Şampiyonası öncesinden ve Avrupa Şampiyonası performansından sonra bu sezonda. Aynı şekilde kayıplarda. Aslında çok değerli bir oyuncu. Ekstra bir isim. O da çok yönlü. birden fazla pozisyonda oynayabilen ve 8 numaralar içerisinde ceza sahasına sonradan girip gol yapan. Çok doğru sezili koşulları var. Zamanlamalı koşulları var. Ekstra bir oyuncu. Hepimizin bildiği üzere. Ancak bir türlü son 1.5-2 sezondur kendini tam olarak veremedi. Umarım Hull City'de başarılı olur. Tekrar milli takımda da ona ihtiyacımız var deyip güzel dileklerle pası sana geri atayım. Şimdi e, milli takımda da çok iyi olduğu bir dönem vardı. Doğru. Hatta yani bütün takımdan çok daha fazla parlıyordu e, Ozan Ozantofan. E, o yüzden o seviyeleri gördüğü için de beklenti yüksek oyuncudan sen neler söyleyeceksin? Seni şöyle tamamlayayım Melike. Benim öngörüm zaten en çok A milli olan futbolcu olabilir diyordum. Evet. Sebebi şuydu. 95 Öyle bir şey 95 doğumlu olup 24-25 yaşında 50 maç sayısını geçmişti yani ee, Burak Yılmazlar. Bir ve Caner... şansı oldu onun. Burak, evet. Burak ve Caner'den hemen sonra geliyor. Bir de şu vardı Fenerbahçe'de ne kadar istikrarsız performans gösterse de son Avrupa Şampiyonası'na kadar milli takım da hep iyi oynadı Ozan. Hatta 2016 Avrupa Şampiyonası hatırlıyorum. Hırvatistan maçında o yediğimiz gol dışında fena değildi. Çekya maçında gol de atmıştı. Arda Turan'ın genelde hani üzerine çektiği performansı ve oturumadan bahsediyorum. Milli takım performansı hep iyiydi. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Box to oyuncu dediğimiz zaman benim aklım Ozan Tufan gelir o temposu, koşusu, ceza sahası dışından şutu ama şu var Melike 27 yaşında bu kadar istikrarsızlığı da futbol kaldırmaz yani bu kaçıncı dibe vuruş diyelim. Zamanında böyle bir kere vurdu. Tekrar kalktı. Bir Alanya Spor'a hmm. gitti. Sergen Hoca ayağa kaldırdı. Şimdi Avrupa Şampiyonası öncesi başladı. Yoksa Erol Bulut dönemi de Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerinden de. Ya Ozan, bizim bildiğimiz Ozan olsaydı bu sezon Sabek'te bitirdi zaten. O bölgeyi Nazım'a bırakmazdı. Sonra bir Osay Samuel çıktı zaten. Evet. E, orada birçok deneme yapıldığından. Osay şu an çok yoğun. Ayrı konu ama yani hiç e, son dönemde devamlık ve kilo problemi hep var. Bu fiziksel anlamda da direkt futboluna yansıyor. Ben artık bunu şöyle yorumlayayım e, Melike. Köprüden önce son çıkış yani. Burada da. İyi bir performans gösteremezse bundan sonrası Ozan için çok iç açıcı olmaz. Yaşanmış çok örnek var. Yani Selçuk İnan'dan başlayalım. O Oğuzhan Özçelik'le futbol gidiyor. Yine Selçuk iyi kötü 32-33 yaşına kadar üst seviye kalabildi. Oğuzhan onu da yapamadı. Oğuzhan 28-29'da neredeyse bitti diyebilirim. Ozan belki onu 27-28 yaşında yaşayacak. Yani bir futbol de. değişiyor artık. Bir de Ozan daha çok onlara ikisine göre fiziğiyle daha çok oynayan bir oyuncu olduğu için dediği gibi Mehmet Özcan'ın bir sene önce bile bitebilir. Ama ben hani olumlu düşünelim. Şimdi şampiyonşipte şöyle de bir durum var. E, 24 takım var. Çok maç. 23, 24 46 maç. hafta. Yani evet. o zaman falan da olabilir. Verecekse kiloları burada verecek. O tempoda verir diyorsun. <laughs> yani o olacaksa Burak Yılmaz olacak. o lige gitmem miydi? Evet, evet. Kaldıramam çok fazla dedi ki Burak fizik olarak sayısı. kendisine çok iyi bakar. Çok evet, maç var. Evet. Ve Yok. tempolu lig yani. Peki izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim o zaman biraz da. Kaleci transferi Fenerbahçe'de sorulmuş. E, Ertuğrul adaylardan evet. biri. Hı -hı. Mantıklı. E, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oyuncu ile ilgili görüşmeler olduğu konuşuluyor. Kaleci transferini çok önemsiyor Fenerbahçeliler. Yani ben burada gece hep bu soruyla karşılaşıyorum açıkçası. Çok mantıklı bir soru. E, her ne kadar hani Altay e, çok iyi bir performans sergilese de bir yedeği yok. Ertuğrul boşluğu doldurur mu? Şöyle söyleyelim Melike, inşallah olmaz ama Altay'ın iki tane sakatlı oldu. Bir tanesi pandemi dönemine ve denk geldi 2 süreli... iki ay. Geçen sene sakatlandı. Olabilir artık futbolda bu tarz kaleci işte Muslera da sakatlıklar yaşadı işte Galatasaray'da görüyoruz. Ve geçen sene Fenerbahçe'nin dibe vurduğu nokta Altay'ın sakatlanıp kaleyi Berke'nin devraldığı periyotta. Maçları hatırlatayım. Adana Demirspor Gökhan Ünler, Antalya Doğukan, ee, yine Sivas Pedro'nun ike uzaktan atan her şut gol oldu. Yani yedek kaleci çok önemli ve onu kombin etmek de çok önemli. Mesela Beşiktaş bence güzel bir iş yaptı geçen sene. Ersin arkasında e, Mert e, Günok gayet. Tam ideal. orada girebilir miyim? Tabii. Büyük takımlarda yedek kalecinin eğer genç kaleciniz varsa, deneyimli kaleci yedek kalecinin deneyimli olması artı 30 olmalı. En önemli konu. Hatta bir deneyim daha ekleyeyim mi? Büyük takım görmüş olmalı. Ertuğrul da öyle ya da böyle Fenerbahçe altyapısı çıkışlı camiayı biliyor. Bir de benim bildiğim Ertuğrul 2011'de Samsun yani yaşı oldu. 11 senedir, 12 senedir gayet kulübe de ve geçen sene Kasımpaşa'da çok iyi bitirdi Ertuğrul. Öyle bir gerçek 100. de var. Mesela geçen sene orada çok doğru bir transfer yaptı Beşiktaş. Her ne kadar Mert iyi bir sezon geçirmese de Ersin gibi genç bir kalecinin arkasında çok deneyimli, milli takım görmüş bir kaleciyle oynadı. Yıl şeyi anlatayım. Çeh gençken Kudüçini vardı İtalyan Doğru. kaleci. 35-36 yaşında Premier Lig'de. Yani bazı şeyleri yeniden keşfetmeye gerek yok. Yıllarca hatta Manchester United'ın yedek kalecisi de Hollandalı bir kaleciydi. O da çok yaşlıydı birinci kaleciye göre. Dolayısıyla biraz deneyimli kaleciler. Scott Carson hala İngiltere'de yani, üst seviye tabii. takımlar değil mi? En son City tabii. falan da gördü. Kupa falan kazandı hatta. İşte Bursa Spor'dan hatırladınız. Tabii, tabii tabii. İkinci kaleci o manada biraz deneyimli olması lazım. Yine izleyicilerimizden gelen sorularla devam edeceğiz. Evet Galatasaray ile ilgili tabii Mehmet seni burada gördükleri Hı. için ağırlıklı olarak Galatasaray ile ilgili sorular geliyor. Carvalho transferi sorulmuş sana. Aslında Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu. şartlar ne? Herhalde oyuncunun istediği maaş mı yüksek? Oyuncu çünkü İspanya'da fena bir para kazanmıyor. yani şöyle söyleyeyim Melike ben şöyle topu Burak Hocam'a atacağım. Şöyle yanıldım. Oyuncunun kariyerini ediyorum. Portekiz milli takım 73 küsür maç. Hep evet. Sporting, Betis iyi e de, de gitmiş oraya ama oyun tarzını biraz izlediğim zaman da hani bizim ligde sanki bir Enzonzi vakası da yaşatabilir. Biraz çok çabukluğuyla söze edemeyiz. Çok ağır oyuncu. Ağır oyuncu. Ben de öyle bir soru ama kariyeri de lafım yok tabii ki. i̇ki takım da, hissi, onu da net söyleyelim. Ama hani konuşulan rakamlar 3 milyon euronun altına çok hani Fenerbahçe'de Galatasaray fark etmez gelecek gibi değil buçuk milyon euro gibi bonservis de var. İki takımda da ilgilendiğini söyleyebilirim Carvalho öyle. Peki sana şöyle döneyim. Evet. Carvalho Fenerbahçe için mi ee, daha önemli bir transfer sence Galatasaray için mi? Ya şöyle bir şey var. Şimdi hocanın beraber çalışmış olduğu bir oyuncu olduğu için Jesus'un. Evet ve ısrarla istediği için bunun üzerine ben bir laf söylemek istemiyorum. Ya, adam yıllardır biliyor bu oyuncuyu. Şimdi takımı da görüyor. Oynatacağı oyunu biliyor. Onun için sanki Fenerbahçe'nin daha çok istediği bir oyuncuymuş gibi, daha mantıklıymış gibi geliyor. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Mehmet Özcan bence yine harika bir nokta atışı yaptı. Ya Carvalho ile diğer Danilo Pereira mı diğer ön liberosu Portekiz amili takımında? Bu oyuncular inanılmaz ağır oyuncular. Topu da böyle çok böyle ekstra ayağından nokta atışı çıkarmalar yapabilen oyuncular da değiller. Carvalho'nun biraz tersi attığı uzun toplar falan var ama yani böyle o altı numaranın biraz daha farklı özellikte olması lazım diye düşünüyorum ben ee, dört büyüklerin Türkiye'de oynayan dört büyüklerin içerisinde ben demin ifade ettim mesela Lemina'yı benim sevme sevimi oydu Lemina çabuk oyuncuydu agresifti ön tarafa koşu yapıyordu belli sıkıntıları vardı mesela hani profil anlamında söylüyorum ya da Joseph de Souza Melike son döneminin ağır değil yani Carvalho daha. Var. Kadıköy'deki maçı hatırlı, iki tane ön tarafa koşu yaptı, gol attı. Tabii, tabii. Arayan, sürekli zorlayan oyuncu ben o profil seviyorum yani o Herkes kasada. pozitif söyle konuşuyor. Tamam, Carvalho iyi bir oyuncu, çok net bir oyuncu, istikrarlı bir oyuncu. Ancak sadece oyuncuların da hep artılarını söylersek doğru bir analiz hiçbir zaman yapamayız. Hı hı. Dolayısıyla bir de şöyle bir avantajı var benim kafamda hocanın Fenerbahçe açısından. Hoca hep stoper gibi araya giren bir oyuncu istiyor 6 numarada. O stoper özellikli bir 6 numara olduğu için Carvalho-Fenerbahçe eşleşmesi sanki daha doğru gibi geliyor bana. Peki şöyle bir soru var. Edis Bey'den, yok Eyüp Bey'den o başka soruymuş. Mesut'u konuşur musunuz? Sonu ne olacak diye sormuş. Artık olmaz. Ee, şöyle söyleyeyim. En son açıklama da yapıldı. Ar Konya da. spor maçı zaten bütün e, iplerin koptuğu maç. O evet. maç 45'te İsmail Hoca oyundan aldı. İkinci yarıya Mesut'uz başlayıp maçı da Fenerbahçe 2-1 çeyip Lig ikincisi oldu zaten sezonun Lig ikinciliği anlamında kırılma maçıydı. Ondan sonra bu saatten sonra siz Mesut'u affederseniz İsmail Kartal tamam denklemden çıkmış olabilir ama en önemlisi o Fenerbahçe'deki oyuncu grubuna iyi bir mesaj vermezsiniz. Üstüne Jorge Jesus'u hatırlayalım ilk toplantıda Mesut'uz bir takım planlıyoruz dedi ve bir gerçek var. Melike. İrfan Can'ın sağ iç lideri oldu Fenerbahçe. Sezonun kalan kısmında daha iyiydi. E şimdi bir de Arda Güler de var bakarsak yine o profil e, oyuncu. Mesut ne yazık ki iyi bir bitiş olmadı. E, yani bakarsak da zaten futbolda dün yok işte. 3-4 senedir bu kadar üst seviyeden uzak kalan bir oyuncu. Fenerbahçe'de de kıpırdayamadı öyle söyleyebilirim. Gelirken de düşüşte geldi. O da gerçek. Peki şöyle bir soru var. Serdar Aziz neden Crespo neden kampta yok demiş. Sakatlıklarından sebebi. Tedavileri nedeniyle. Ama yani. oradaki yani. diğer isimleri bir söyleyelim. Yani. Luis Gustavo, evet. Tisserand, Lemos bunlar Fenerbahçe'nin kontratından çıkmak istediği isimler. Onu bir hatırlatalım. Hep, yani bunların arasında ama hepsi zaten oyuncular. Söyleyelim tekrar. Serdar Aziz, Crespo, Tisserand dedin. Serdar Aziz ile ki sakatlıktır. Sakatlık, Onu evet. Bir hafta Tedavi. Bir hafta çok kısa bir kamp olduğu için götürülüyor. Evet. Ama diğer isimler muhtemelen e, tedavi dense de Fenerbahçe'nin e, elden Çünkü yabancı Lemos, sayısı. Lemos, bu... Gustavo ve Kolker. Şöyle düşünelim Melike. 18 yabancı var zaten. O saydığın 4 ismi çıkartırsan kontajını tamamlıyorsun. Öyle de düş düşünmek gerek. Fenerbahçe bazı yabancılara veda etmeli. Samat da kampta var mesela. Ben Samat'tan da çok uzun vadede Fenerbahçe'de kalabileceğine ihtimal vermiyorum. Daha Berişe Serdar Dursun artı üçüncü bir isim olacak orada muhtemelen. Birinci forvet olur gelecek isim.